müzik kısmını bu nasıl oldu? Selam, nasılsınız? 500 yıl sonra bir Aralık favorilerim videosunu çekmeye geldim. Bugün günlerden 14 Ocak falan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün dediğim gibi Aralık favorilerimi çekeceğim. Ama hayatım şu sıralar çok kaotik. Çok büyük değişiklikler yaşanacak hayatımda. O yüzden ona hazırlanmaya çalışıyorum. 50 dakika içerisinde evden çıkmam lazım. Bugün sizlerle hazırlanırken Aralık favorilerimden bahsedeceğim. Eğer kanalımla yeniyseniz Aralık favorilerim çok basit. 5 farklı kategoride ki bu ay içerisinde favorim olan şeylerden bahsedeceğim. Birazcık elimi çabuk tutmam gerektiğinden hemen videoya geçiyorum, başlıyorum. Öncelikle film favorilerimden bahsetmek istiyorum. Bu ay çok film izledim aslında ama bir tane film favorim oldu. Ve bu film hani benim 2022 yılının en beğendiğim filmi. Çünkü ya o insan olmak istemiyorum işte çok ağladım o yüzden çok iyi olmalı falan filan diye ama bu film başka. Bu film bambaşka bir şeydi. Şimdi Aralık ayında Ankara'da Gezici Festival Ankara'ya uğradı. Gezici Film Festivali. Ve bu sırada ben de Close adlı filme gittim. Sanırım Belçika yapımı film. Bilmiyorum tam olarak emin değilim. İki tane iyi anlatıyor. Çocuğu anlatıyor. Erkek çocukları. Sanırım ortaokula yeni geçiyorlar. Ama işte arkadaşlıkları bir şeye uğruyor. Çoğumuzun bildiği gibi işte ortaokuldaki arkadaş dinamiklerinin değişmesi falan filan. İşte bu iki çocuğun birbirlerinden yavaş yavaş uzaklaşmasını izliyoruz. Çok spoiler vermek istemiyorum ama şöyle diyeyim size. Hani o kadar relate ettim ki yani ben yarısından itibaren hani gözyaşlarım asla durmadı. Asla ağlamaktan durduramadım kendimi. Gerçekten hani böyle salya sümük ağladım. Çok korkutucuydu. Yani bu kadar gerçekçi olması çok korkutucuydu. Genel korkutucuydu yani arkadaşlar. Bu kadar evrensel bir deneyim olması bunun. Ağlama seansı yaşamak istiyorsanız izleyin. Nereden izlersiniz bilmiyorum. Belki Mubi'ye falan gelir de. O filmin çekimleri falan da çok güzeldi. Genel olarak çok güzel bir filmdi. Çok spoiler vermek istemiyorum. Ben film hakkında hiçbir şey bilmeyerek girdim ve hani belki de onun şoku beni bu kadar çok etkiledi. Yani bu kadar tanıdık ve benzer bir hikayenin hem benim hayatımda hem orada ekranda görmüş olmam. Her neyse. Filmlerden bu kadar. Bu filme hani... Ay sesim kırıldı, ağlayacağım yine. Okey, dizilere geçelim. Dizilerde, şimdi hiç öyle hissettirmiyor bu sene ama biliyorsunuz ki yeni yıla girdik. Hiç kış havası yok. Bu beni çok üzüyor. Çünkü kış benim en sevdiğim mevsim. Kış benim en sevdiğim mevsim. Ama ne kar var, ne soğuk hava var. Bakın Aralık'ta ben böyle geziyorum yani. Ama birazcık daha yılbaşı havasına girebilmek için bu sene Aralık ayında Deşen Lili diye bir dizi izledim. Çok aslında uzun süredir radarımda olan bir diziydi. Deşen Lili çok minnoş, çok tatlı bir Netflix dizisi. Aslında daha uzun olması bekleniyormuş sanırım yazarlar tarafından ama bir sezonluk bir dizi. Biz bir gecede izledik adamla. Deş var, Lili var. İki tane New York'ta yaşayan genç. Bunların çok beğendikleri bir tane kitap evi var. Lili böyle onun tarzında, onun kafasında bir insanla tanışabilmek için böyle bir oyun kuruyor kitapçının içerisinde olan. Ve Deş de diyor ki tamam oynayalım bari diyor ama dili tanışmıyorlar hiç. Yılbaşı döneminde falan geçiyor işte New York, karlı New York falan filan. Ay çok güzeldi valla çekimler falan ortam da çok güzeldi. Yani koskocaman bir şehrin içerisinde ikisinin oynadığı bir oyun haline geliyor bu ilişkileri. Ama asla tanışmıyorlar bu arada. Asla tanışmıyorlar. Böyle yılbaşı havasını hala yaşıyorsanız, karlı hava görmek istiyorsanız Deşenliliği kesinlikle öneririm. Birazcık 13 yaş ve üzeri birazcık daha hani çocuklara yönelik bir dizi büyük ihtimalle ama umurumda değil yani gayet güzel bir diziydi bence çok tatlıydı. Euphoria'daki Ethan'lı galiba karakterin ismi o oynuyor. O oynuyor bir de Sex Lives of College Girls'daki kız oynuyor. Onun mesela rolü hani benim ilk bildiğim rolünden bu rolü çok farklı o yüzden oyunculuk şeyi demek istiyorum. Genişliği. Ay ben bunu yine çok sürdüm ya. Ben hemen şu müzik kısmını bir halledeyim şu an. Bu şarkıların hepsini ve daha fazlasını aşağıdaki playlistinde bulabilirsiniz. Şimdi geçeyim bakalım. Bu
çok iyi şarkı. What the hell? Millet diyordu işte Lizzie McElfin böyle iyi, Lizzie McElfin şöyle güzel falan ama Alpanya'da Elfin diyorum ama bu şarkı çok iyi. Bu şarkı top tier ya. Bu şarkı bayağı iyi. Evet, şarkılardan bu kadar. Ama bu şarkılar tek bunlar değil. Bir sürü şarkı keşfettim bu ay. Onların hepsini bir playliste görebilirsiniz aşağıdakinde. Her neyse. Şimdi kitaba geçelim. Bu ayki kitap çok tatlı bir kitap. O da Casey McQuiston'dan Red, White and Hollywood'u. Overhyped mı? Overrated mı? Belki biraz ama çok tatlı. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bu kitap neyi anlatıyor? İngiliz prensi Prens Henry ve Amerika'daki başkanın oğlu Alex'in aşkını konu alıyor. Uluslararası ilişkiler işte, görüyorsunuz. Çok tatlı bir kitap, bilmiyorum yani. Ben okurken çok zevk aldım. Tam bir romantik komedi, trash read. Ama çok tatlı bir trash read yani, o yüzden... Yani beklentinizi karşılıyor. Bunun, hadi buradan başlayayım. Beklentinizi karşılıyor. Bu kitap çok güzel, çok minnoş. Eğer gerçekten böyle hani çok ağır bir şey okumak istemiyorum, ne okusam diye düşünüyorsanız bu bir güzel bir örnek yani. Bunun dizisi çıkmadan lütfen gidin okuyun. Kim oynuyor hatta biliyor musunuz? Hadi bak buradan da satmaya çalışayım. Prens Henry'i şey oynuyor. Purple Heart diye bir film çıkmıştı yılın başında. Yani Eylül, Ekim gibi falan. Oradaki adam, oradaki çocuk ve bunu da Kissing Booth'daki ikinci filmde gelen, ay çocuğun ismi neydi ya? Kissing Booth'da Mario. Mario değildi ya, Mario olamaz. Ya Kissing Booth'da ikinci filmde gelen öbür çocuk. Marco, Marco tamam. Bunu Marco'yu oynayan çocuk oynayacak. Bunu da Purple Heart'taki adam oynayacak. Yani casting olarak bakın, ben gerçekten casting'e şu sıralar kafayı takmış bir insan olarak manyak iyi bir casting. Yani tam cuk oturuyorlar. Cuk oturuyorlar yani. Bu evet, bu evet. Evet, şimdi diğer kategorisine geçelim. Diğer kategorisi bu az önce saydığım 4 kategoriye sığdıramadığım ama bu ay içerisinde favorim olan şeyleri anlatıyorum bunda. Şöyle, bu ay çok 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 kaotik bir aydı. Çünkü benim kaotik olmayan ayım mı var? Her ay aynı şey diyorsun zaten Zeynep. Gülce ile bizim bir blogumuz var. Bahsetmiştim sanırım birazcık. See You at the Movies diye. Gülce benim çok yakın arkadaşım. Onun için röportajlar falan yaparken sekmeyen bir şekilde Kakule'ye gidip, Ankara Kızılay'da olan bir kafe, Kakule'ye gidip tatlı yememiz var. Eğer Kakule'ye giderseniz, tatlınızda meyve seven bir insansanız kesinlikle Red Eye deneyin. Red Eye hayatımda yediğim en iyi tatlılardan biri. Çok güzel. Ve film çektik. Bunu tamamen unutmam peki. O kadar uzun zaman önceymiş gibi geliyor ki. Bir kısa film çektik. Bölümden arkadaşlarımla. Zaten final projemiz kısa film çekmekti. İşte herkesin kendi görevi olduğu, oyuncumuzun olduğu, işte ışıkların olduğu, kameranın olduğu. Bayağı bildiğin setti yani. Ve ben de o filmin montajını yaptım. Kendi kişiliğim için çok önemli bir deneyimdi. Bir sürü şeyin farkına vardım. Evet. Böylece Aralık favorilerim sonlanıyor. Neden böyle yapıyorum? Çünkü 2023'te, ki şu an 2023'teyiz aslında, 2023'te çekeceğim bir sonraki favorilerim videoları buradan olmayacak. Buraya veda ediyoruz, bu köşeye. Ben Erasmus'a gidiyorum. O yüzden bu Ankara'daki bu köşeme veda ediyorum. O videonun başında bahsettiğim kaotiklik o birazcık. Hem işte vizedir, işte karşı okulla görüşmelerdir falan filan. Arkadaşlarımla vedalaşmaya çalışıyorum aynı zamanda. Hayatım birazcık ilk defa bu kadar farklı bir kaotiklik içerisinde. Hani hep okul değil şu an. Bayağı uluslararası ilişkiler içerisindeyim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz de videoyu lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu yıl benim için çok farklı bir yıl olacak ve bunu dokümente etmek istiyorum. Çünkü
Burası benim hayatımın kataloğu YouTube kanalım. Bir de Instagram'ı takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram'ı çok düzenli kullanıyorum. Eğer YouTube dışında benden haberdar olmak isterseniz Instagram ilk yer. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın.